Medikal estetik hekimi Doktor Osman Baş ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Hoş geldin Osman abi. Hoş bulduk Özgürcüğüm. Abi dememden anlamışsındır. Osman hocam bizim camianın hepsinin abisidir, hocasıdır. O yüzden İzmir'den buraya kadar kırmadın beni. Çok memnun olduk. Geldim programımıza, çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Sağ ol Özgür. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet, son yılların, son ayların en çok konuşulan terminolojisi kolajen. Hı hı. Şu bizi izleyen izleyicilerimizin hepsinin ellerinde bir avuç yeni bir yiyecekler, yeni içecekler, yeni bir şeyler. Aman kolajen çok önemliymiş, kolajenle her şey şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş diye bir yeni bir bebek var hayatımıza giren. Hocam nedir? Bu çılgınlığın adı nedir? Bunu masaya yatırmak istiyorum. Kolajeni bize tarif eder misiniz? Vücudumuzdaki yerini, önemi nedir? Şimdi kolajen... Terim anlamı yapışkan anlamına gelir Yunanca. Yapışkan kelimesinin anlamıdır. Vücudumuzdaki bağ dokusu dediğimiz tüm sistemlerin ara dolgu maddesinin ana yapı taşıdır kolajen. Bir proteindir, lifli bir proteindir, güçlü bir proteindir. Bağ dokusunun ana temelini oluşturur. Yaklaşık olarak vücutta bulunan en... çok miktarda olan protein de kolajendir. Ve bunun da %80'i deride bulunmaktadır. Dolayısıyla konumuz estetik olduğuna göre ve deri de estetiğin en büyük özel parçalarından biri olduğu için kolajen burada önem taşımakta. Kolajen derinin mukavemetini, derinin gücünü, sağlamlığını oluşturan ana yapı taşı. Bir de elastin var. O da derinin elastikiyetiyle ilgili diğer bir protein maddesi. Biz tüm tedavi yöntemlerimizdeki ana hedefimiz vücutta eksilmiş olan kolajenin yerine tekrar konulabilmesini veya eksiğin tamamlanabilmesini sağlamaktır amacımız. Neden? Çünkü kolajen doğduğumuz andan itibaren üretilen, vücut tarafından üretilen bir protein. Ta ki ergenliğin sonuna kadar bol miktarda üretiliyor. Çünkü o saatte vücut büyüyor. Bir büyüme evresi var ve kolajen gereksinimi çok fazla beden büyümesine paralel olarak. Fakat ne zaman ergenlik tamamlanıyor? 20'li yaşlardan sonra bu büyüme olayı durduğu için kolajen üretimi de doğal olarak azalıyor. Ve bu yaşlardan sonra artık kolajenin bir yapım yıkım dengesi başlıyor. Yani kolajen yıkılan da bir protein. Yerine yenisi konan bir, yapılarak konan bir protein. Ama bu yapım yıkım dengesi 30'lu yaşlarda bozuluyor artık. Çünkü pek çok sebep, özellikle sigara kullanımı, kolajen yıkımını parçamız çok artıran sebeplerden bir tanesidir. Kolajen tüketimi sigara içenlerde %18-20 oranında daha fazla olduğu bilinen bir gerçektir. Bunun yanı sıra güneş ışınları, aşırı glikozlu beslenme, pek çok faktörü bunu sayabiliriz. Ve bu eksilme ortalama yıllık miktarı %1'lere ulaşmakta. Yani biz her yıl vücut kolajenimizin %1'ini yitiriyoruz. O halde biz bir estetik amaçlı cildimizde oluşacak kolajen kaybıyla oluşacak olan elastikiyet kaybını, güç kaybını ve bunun neden olduğu kırışıklıklar, sarkmalar ve cildin cansızlık haline giderebilmek amacıyla sürekli olarak bu kolajeni artırma üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Evet, bütün anti-aging tedavilerin tamamı kolajeni arttırmak amacıyla uygulanır. Enjeksiyonel tedaviler olsun, optik sistemler, lazerler, ısı üreten radyo frekanslar hepsinin en nihayetindeki ana hedef kolajen artışını sağlamaktır. Ama beni bağışla Osman abi. Benim en çok burada içinden çıkamadığım, çok fantastik gelen bir fikir var. Likit bir takım kolajenleri alıyoruz, bir maddeleri alıyoruz ve vücudumuzun kolajen ihtiyacını karşılıyoruz. Yeniden kolajen üretilmesini. Gerçekten bu olabiliyor mu? Şimdi şöyle, vücuttaki kolajen, bir endojen kolajen var, içeriden yaptığımız kolajen var. Bir de egzojen kolajenlerden bahsediyoruz, evet. Senin dediğin gibi. Egzojen kolajenler de dışarıdan takviye amaçlı, gıda takviyesi olarak alınan kolajenlerdir. Olabiliyor mu gerçekten? Günümüzde bu yapılar çok geliştirildi biyokimyasal sistemlerden dolayı. Hidrolize kolajen dediğimiz kolajen...
vücuttaki kolajenin amino asit zincirine, yani yapısal zincirine çok benzer nitelikte yapılmış ve küçük moleküller haline getirilmiş kolajenler, yani egzojen, dışarıdan destek kolajenleri üretilmeye başlandı. Bunlar küçük moleküllü oldukları için, yani 2 kilo daltonun altında molekül ağırlığına sahip oldukları için emilebilirlikleri çok yüksek bağırsaktan ve vücuda alındıklarında da vücuda kolajen desteğini sağlayabilmekteler. Ancak burada tabii şunu söyleyemem ben hekim olarak. Hani hiçbir şey yapmayın, oturun kolajen için, bu size yeter. Tabii bu şimdi yaşa göre değişebilir. Genç bir insanda sen kolajen iç, biraz daha yıpranmanı azalt diyebilirsin ama atıyorum ben yaşındaki bir insana, cildinde yeterli düzeyde artık kolajen açığı bayağı barizleşmiş bir kişiye kalkıp da kolajen içerek kendinizi iyileştirin demek mümkün değil. Biz klinik deneyimimizi anlatmak gerekirse, biz klinikte kolajeni artırmaya yönelik yaptığımız her türlü tedavi, bunlar demin bahsettiğin gibi lazerler, ışık bazlı ürünler, tedaviler, enjeksiyonlu tedaviler, iğneli tedaviler, her türlü kolajeni hedeflediğimiz tedavileri desteklemek, daha da güçlendirmek, potansiyelize edebilmek için bu tür ürünleri öneriyoruz. Bu tür ürünlerin saç için olanları da var. Ben onu soracağım, yani saç kolajeni diye bir şey var mı? Şimdi keratin var. Keratin de bir nevi kolajene benzer bir proteindir. Evet. Ve saç da bir deride, saçlı deride yetiştiği için saçlı derinin de canlılığı ve saçlı derinin de mukavemeti söz konusudur. Orada da kolajen, hyaluronik asit ve elastinin de rolü vardır. Artı bir de keratin söz konusu burada. Saç kolajeni dediğimiz şeyde biraz da keratinin bulunduğu, saça yönelik amino asitlerin, minerallerin, vitaminlerin de daha yoğun olarak bulunduğu özel bir karışım olarak saça yönelik verilebiliyor. Niye veriliyor? İşte saç güçlendirebilmek, dökülmeleri azaltmak, zayıf saç deliğinin güçlenmesini sağlamak, artı kolajen ve diğer ürünler yara iyileşmesi üzerinde çok ciddi etkilere sahip olduğu için saç ekimi sonrası mesela özellikle öneriliyor. Çünkü ekim sonrası dikilen alanlardaki dokunun çabuk iyileşmesini ve saç kökünün daha canlı kalmasını, daha iyi tutmasını, daha iyi beslenmesine katkı sağlıyor. Ama bunların hepsi tekrar altını çizelim, katkı sağlamak amacıyla yapılan ilave, evet, ilave şey yapılıyor. Seçim önemli tabii. Şimdi pek çok kolajen var, pek çok ürün var piyasada. Burada tabii ürünlerin içerikleri, emilebilirlikleri, kolajenin kökeni, yani bu kolajenin içerisine konulan ekstra katkı ürünlerinin menşei ve bunların dozajlaması oldukça önemli. Bu yüzden hani bu tür ürünleri kullanabiliriz. Ama hani içeriğine de dikkat etmek lazım. Ayrımını da iyi yapabilmek lazım. Yani hepsi de aynı nitelikte değil. Bunu evet. Bilmek lazım. Peki yani. Osman Hocam, kolajenler hangi aralıklarla kullanılmalı? Bu biraz kullandığınız kolajenin kendi formülizasyonuyla ilgili olmakla birlikte genel olarak 4 ila 8 haftalık bir kullanım öneriyoruz biz. Ondan sonra yine hastanın yaş, cilt ve ihtiyacını göre 6 ay aralarla yeni kürler önerebiliyoruz. Ama hasta örneğin saç ekimi yapılmıştır. Onda tabii biraz daha saç ekimi süresince verilir. Daha uzun süreli verilmesi gerekir. Peki bu likit kolajenlerin tadları nasıl? Yani içildiğinde bir ağızda başka bir tat uyandırıyor tabii mu? Tabii sonuçta bir nahoş tadı giderebilmek için ürünlerin bir de karışımları var. Bu karışımlar içerisinde özel tatlandırıcı işte üzüm tadında, limon tadında, vanilya tadında içimini kolaylaştırabilecek, keyifli hale getirebilecek aromatizanlarla karıştırıldığında tatlarında bir sorun olmuyor. Çok yüksek için. Bir teknolojiden bahsediyorsun aslında Osman Hocam. Şöyle, vücuda dışarıdan verilen bir kolajen molekülünü doku yapı taşlarımızın arasına girebilmesini sağlayabilecek teknoloji çok yüksek bir nanoteknoloji. Evet. Bu yüksek nanoteknolojiyi aynı zamanda bir başka vitamin minerallerle de birleştirip kişinin bağışıklık sistemini de güçlendirerek bir besin takviyesi haline getiren bir yeni bir formülden bahsediyoruz. Tabii, tabii. Ya bu yeni bir bebek. Tabii. Hayatımıza uzunca bir sürede bizimle eşlik edecek olduğunu düşündüğümüz yeni bir teknoloji. Evet. Yani
hanımefendilerin özellikle günlerinde sıkça aman bunları almaya gerek yok. Birazcık işkembe için, paça için. Yok. Yani olayı bu noktaya taşıyıp biraz karikatürize etmek bizim alışkanlığımızdır. Evet. Halk arasındaki bir alışkanlığımızdır. Likit kolajenler aslında çok farklı ve güzel, büyük, yeni bir teknoloji. Dokuların bütünlüğünü sağlamak amacıyla da üretilmiş. Çok yüksek bir teknoloji ürünü. Ev kullanımı olan bir takım besinlerle asla ve asla kıyas götürmeyecek bir yapısı da moleküler olduğu bir gerçek. En önemli moleküler. Yani kelepaça da bir kolajen ürünü ama yani bağırsaktan tamamının o şekilde sindirilmeden emilmesi mümkün olmayan bir ürün. Burada iki çeşit kolajen kullanılıyor. Marin kolajen deniz balık kolajenleri kullanabildiği gibi sığırdan elde edilen sığır kolajeni de kullanılabiliyor. Ama bu kolajen yapısı insan kolajeninin amino asit zincirine çok benzer nitelikte tekrardan dizayn ediliyor ve bunlar küçük moleküller, küçük molekül yapısına yani 2 kilo daltonu küçük molekül ağzına sahip hale getirilip olduğu gibi emilebilir hale sokuluyor. Yani bir sindirme tabi tutulmadan emilebilir hale tutuluyor ve sonuç olarak bunların bu şekilde faydalı olması sağlanıyor. Evet, bu yüksek teknoloji ancak hekim kontrolünde mutlaka belli bir planlama ile olduğu takdirde de son derece güzel sonuçların alınacağı da ortadadır. Hocam ağzınıza sağlık. Çok, çok güzel şekilde bize bu konuyu özetlediniz. Ben size hemen göndermeyeceğim. Program akışımızın yoğunluğunu ben biliyorum. Özellikle size uyguladığınız çok güzel bir dolgu uygulamalarıyla ilgili tekrardan sizi yoracağız, zahmet vereceğiz size. Osman Hocam, programımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Sırada dermatoloji uzmanı Doktor Sinem Karaca var efendim. Çok yaşa devam ediyor.